Elimizde zayıf bir asit olduğunu düşünelim. Hatta bu asidimize haşa diyelim. A aslında buraya koyabileceğim birçok elementi temsil ediyor. Mesela flor, amonyak molekülü ya da bir H daha eklersek amonyum bile olabilir. Yani demek istediğim burada özel bir elementten bahsetmiyorum. Sadece bu asidin genel zayıf bir asit olduğunu söylemek istiyorum. Diyelim ki bu asit bir proton ve eşlenik bazıyla dengede olsun. Aslında bunu size o kadar çok söyledim ki kesin hatırlıyor olmalısınız. Ayrıca bütün bunlar suyun içinde. Öyleyse bu proton molekülün ve eşlenik bazının arasında zıplayıp duruyor. Aslında buraya bir baz dengesi de yazmış olabilirdik. Buna göre eşlenik bazın ayrışabileceğini ve sudan bir hidrojen kopartarak OH yaratabileceğini de söylememiz gerekiyor. Bunu birçok kez yaptık ama bu videonun asıl amacı bu değil. Bu videoda dengeye dışarıdan bir etki uygularsak neler olabileceği hakkında konuşacağız. Tabii bu arada Le Chatelier ilkesinden bahsedeceğimi anlamış olmalısınız. Bildiğiniz üzere bu ilkeye göre dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki uygulandığında sistem bunu azaltacak yönde tepki verir. Diyelim ki sisteme uyguladığınız bu dış etki kuvvetli bir baz eklemek olsun. Bunu farklı renkte göstereceğim. Mesela NaOH ekleyelim. Bildiğiniz gibi NaOH kuvvetli bir baz. Yani suya koyduğunuz zaman ayrışması gerekiyor. Ama bundan da önemlisi çözeltinin içinde olan bu OH'ların hidrojenleri almak isteyecek olması. Yani bu çözeltiye attığınız her bir mol OH hatta mol de değil her bir OH molekülü bir molekül hidrojeni kapacak diye düşünebilirsiniz. Çözeltide bir mol hidrojen iyonu olsun diyelim. Aynı çözeltiye 1 mol sodyum hidroksit attığınız zaman bunların hepsi tepkimeye girecek. O hidrojenlerle tepkimeye girerek suyu oluşturacak. Böylece ikisi de çözeltinin içinde kaybolacak. Aslında tabii ki de kaybolmuyor. Sadece suya dönüşüyorlar. Yani bütün bu hidrojenler gidecek. Ya da en azından başta olan 1 mol hidrojen gidecek. O zaman bu tepkimeye ne olacak dersiniz? Bildiğiniz gibi bu bir denge tepkimesi denge tepkimesi olduğu ve de bu da zayıf bir asit olduğu için hidrojenler azaldıkça haşa bu iki üründen daha çok oluşturacak. Bu şekilde kaybolan hidrojenleri tamamlamaya çalışacak. Burada birkaç hesaplama bile yapabilirsiniz. Buradaki hidrojenlerin azaldığını söyledik. Tabii ki dengeye tekrar geliniyor ama bu sırada burası azalıyor. Burası da artıyor. Burası ise o kadar fazla azalmıyor. Çünkü sonuçta sodyum hidroksit eklediğiniz zaman bütün hidrojenleri aldığınızı düşünüyoruz. Ama bir yandan da elimizde böyle bir şey var. Onu da ayrı bir hidrojen kaynağı olarak düşünebilirsiniz. Bunlar azaldıkça zayıf asit daha da ayrışacak. Dengede bu yöne doğru kayacak. Dolayısıyla hidrojenler hemen kayboluyor olsa da yeni bir süre hidrojen onların yerine geçecek. Burada olan şeyi şu şekilde özetleyebiliriz. Suya sodyum hidroksit ekledim derken aslında sodyum hidroksit çözeltisi hazırladım demek istiyorum. Sodyum hidroksit suyun içinde tamamen sodyum katyonlarına ve hidroksit anyonlarına çözünüyor. Yani eklediğimiz sodyum hidroksitle bir anda OH miktarını arttırıyoruz. Böylece pH'i arttırmış oluyoruz. Hatırlayalım. OH miktarını arttırdığımız zaman pOH azalıyordu değil mi? Çünkü pOH OH derişiminin negatif logaritmasına eşitti. Demek ki OH artınca pOH azalıyor. Ve de pH artıyor. Zaten düşünürseniz OH eklediğinize göre çözeltiyi daha bazik yapıyor olmalısınız. Yüksek pH da zaten daha bazik demek değil mi? Mesela eğer bundan 1 molünüz varsa yani 1 mol sodyum hidroksitiniz varsa pH 14'e ulaşacak. Bir de tam tersi şekilde kuvvetli bir baz yerine kuvvetli bir asidiniz var diyelim. O zaman pH 0 olurdu. Bu konuştuğumuz kavramlar artık daha anlamlı gelmeye başlamıştır diye umuyorum. Eğer kafanızı karıştıran noktalar varsa logaritmalarla biraz uğraştığınız zaman bence her şey açıklığa kavuşacaktır. Neyse biz konumuza geri dönelim. Eğer suya bunu eklersek süper yüksek bir pH elde ediyoruz. Çünkü OH derişimini çok fazla arttırıyoruz. Ama sodyum hidroksiti suya değil de buradaki diğer çözeltiye yani zayıf bir asit ve eşlenik bazını içeren bir çözeltiye ekliyoruz diye düşünelim. Sizce o zaman ne olur? Yine süper yüksek bir pH elde edebilir miyiz? OH tabii ki yine hemen tepkimeye girip bütün hidrojenleri tüketecek. Ama burada bildiğiniz gibi fazladan bir hidrojen kaynağı var. Sürekli daha fazla hidrojen üreterek açığı kapatacak. Dolayısıyla yaptığımız şey o kadar da etkili olmayacak. Ancak bir önceki örnekte durum böyle değildi. Sodyum hidroksiti suya attığımız zaman pH çok büyük miktarda değişmişti. Burada ise pH çok daha az değişecek. Zaten bundan sonraki videolarda pH'ın ne kadar az değişmiş olduğunu da hesaplayacağız. Aslında bunu pH'ı çok etkileyebilecek şeylere karşı yumuşatıcı olarak düşünebiliriz. Sonuçta çözeltiye kuvvetli bir baz atsak da pH'i beklediğiniz kadar çok arttıramadık. Aslında bunu başka şekilde de yapabiliriz. Mesela aynı tepkimeyi bazik bir tepkime olarak yazabiliriz. Tabii aslında eşdeğer bir tepkime yazıyoruz. Sadece buraya önce A- yani eşlenik bazı yazıyorum. Eşlenik baz onu çevreleyen sulu çözeltiden hidrojen kapmış haliyle de dengede. Şu anda ilgilendiğimiz her şey zaten sulu bir çözeltinin içinde değil mi? Tabi burada bir de sudan geri kalan olmalı. Yani aş. OH. Bunlar benzer tepkimeler. Burada asidik, burada da bazik bir tepkime yazıyorum. Ama ikisi birbiriyle eşdeğer. Şimdi bu çözeltiye kuvvetli bir asit ekleyelim. Mesela içine hidrojen klorür attık diyelim. Eğer hidrojen klorürü suyun içine atarsak hemen hidrojen ve klorür anyonlarına ayrılacaktır. Bu şekilde çözelti çok asidik olacağı için çok düşük bir pH'a e sahip olacaktır. Hatta elimizde 1 mol HCl varsa yani derişimi 1 molarsa pH sıfıra kadar düşecektir. Peki hidroklorik asidi bu çözeltiye atarsak ne olur? Bildiğiniz üzere bu çözeltinin içinde zayıf baz ve onun eşlenik asidi vardı. O zaman hidroklorik asitten kopan bütün hidrojenler bu gördüğünüz o tepkimeye girecek ve birbirlerini nötr'lemiş gibi olacaklar. Yani birleşip su oluşturacaklar. Ve çözeltinin bir parçası olacaklar. OH miktarı ilk başta azalacak. Ama gördüğünüz gibi burada onun kaynağı olan bir zayıf baz var. Le Chatelier ilkesine göre OH derişimi düşüren bir durum varsa tepkime bunu terse döndürecek şeyi yapmaya çalışır. Yani tepkime bu yöne doğru kayar. Başka bir deyişle zayıf baz daha zayıf aside dönüşür ve daha fazla OH elde etmeye başlarsınız. Hidroklorik asidi bu çözeltiye attığımız zaman pH beklediğiniz kadar çok düşmez. Aslında pH'i düşürecek gibi gözükür. Ama buradaki arkadaş sudan hidrojen aldıkça daha fazla OH elde edebileceğimiz için etki o kadar güçlü olmaz. Bu olay sanki kuvvetli asit ya da kuvvetli bazın yapacağı etkinin engellenmesine benziyor. Zaten bu yüzden bu çözeltiler tampon çözelti ismini alıyor. Sonuç olarak asitliği koruyor. Eğer suya kuvvetli bir baz eklerseniz hemen pH arttırırsınız. Yani asitlik düşer. Ama bir tampon çözeltiye kuvvetli bir baz eklerseniz Le Chatelier ilkesinin de öngördüğü şekilde pH'i o kadar etkileyemezsiniz. Aynı şey burası için de geçerli. Eğer tampon çözeltiye asit eklerseniz pH'i beklediğiniz kadar değiştirmezsiniz en azından suya attığınızda oluşan etkiyi göremezsiniz. Çünkü gördüğünüz bir denge tepkimesi. Her zaman için asit eklediğinizde kaybolan o aşları yenilemeye çalışır ya da baz eklediğinizde kaybolan hidrojeni yeniler. Bu yüzden de tampon diye geçiyor. Yani sanki arayı tamponluyormuş gibi de düşünebilirsiniz. Bu şekilde çözeltinin pH'ını biraz daha kararlı hale getirir. Tampon çözeltinin asıl tanımını bir düşünelim eşlenik kuvvetli bazıyla denge halinde olan zayıf asit çözeltisine tampon çözeltiler demiştik. pH'i bir şekilde koruduğu için de bu çözeltiye tampon diyoruz. Yani bir bakıma dış etkileri emiyor da diyebiliriz ya da asitliği koruyor, tamponluyor. Bunları açıkladığımıza göre biraz da tampon çözeltiler için yaptığımız hesaplamalardan bahsedebiliriz. Aslında yapacağımız şey zayıf asitler için yaptığımız hesaplamalara çok benziyor. Öncelikle bu tepkimeyi tekrar yazalım. H ve eşlenik bazıyla dengede. Tekrar söylüyorum her şey suyun içinde. Bildiğiniz gibi bu durumda bir denge sabitimiz var. Bunu daha önce birçok videoda gördük. Burada denge sabitini bulmak için öncelikle hidrojen protonlarının derişimini eşlenik bazın derişimiyle çarpmamız gerekiyor. Derişim derken molariteden bahsettiğimi biliyor olmalısınız. Yani mol bölü litre. Bu çarpımı bir de zayıf asitin derişimine bölmemiz gerekiyor. Şimdi iki tarafın birden logaritmasını hatta negatif logaritmasını alalım. Ya da öncelikle bu denklemi hidrojen derişimini bulmak amacıyla bir düzenleyelim. Aslında burada yapmak istediğim şey bir denklem türetmek. Hatta adı da henderson hasselbach denklemi. Çoğu kitap bu formülü ezberlemeniz yönünde talimat verse de bence ezberlemenize gerek yok. Çünkü bu gördüğünüz basit varsayımla kendi başınıza türetebileceğiniz bir formül. O zaman öncelikle bunu hidrojen derişimi için çözelim. Böylece pH ve eşitlikteki diğer şeyler arasında bir bağlantı bulabiliriz. Eğer aradığımız şey hidrojen derişimi ise öncelikle iki tarafı da bunun tersiyle çarpalım. Böylece hidrojen derişimine ulaşmış olacağız. KA çarpı zayıf asidin derişimi bölü kuvvetli bazın derişimi hidrojenin derişimine eşit. Size de mantıklı gelmiyor mu? Şimdi iki tarafında negatif logaritmasını alalım. Eksi log asitlik denge sabiti çarpı haşanın derişimi aynı yeşili kullanıyorum bölü kuvvetli bazın derişimi eşittir eksi log hidrojenin derişimi. Bu da zaten pH e eşit olmaz mı? Sonuçta pH'in tanımında hidrojen iyonlarının derişiminin negatif logaritmasına eşit olduğunu söylemiştik. P ve ayrı renklerde yazarsam p'nin negatif logaritma demek olduğunu daha rahat hatırlayabiliriz. Negatif logaritma, 10 tabanında. İşte bu kadar. Şimdi bu eşitliği biraz daha basitleştirebilir miyiz diye bir bakalım. Öncelikle logaritmanın özelliklerini düşünelim. Mesela iki şeyin çarpımının logaritmasının, o ikisinin logaritmasının toplamına eşit olduğunu biliyoruz. Demek ki burası eksi log k eksi log h a bölü a eksi olarak yazılabilir. Bu da pH'e eşit oluyor. Bunu da hatırlıyorsanız zayıf asidin pKa'sına eşit. Yani denge sabitinin negatif logaritması sadece pKa olacak. Sonrasında da eksi lokaj A bölü A eksi var. Burada yapabileceğimiz şey bu eksiyi kaldırmak için bu terimi eksi bir kuvvetiyle yazmak. Bu da zaten logaritmanın bir başka özelliğiydi değil mi? Eğer hatırlamakta zorluk çekiyorsanız hemen logaritma ile ilgili videoları tekrar izleyin. Böylece bilgilerini tazelemiş olursunuz. Eksi 1 üssünü yazmak da sadece bu terimin tersine çevirmeyi gerektiriyor. Aslında burada artı log a eksi bölü haşa p haşa eşittir diyebiliriz. İşte bu bulduğumuz da Henderson Hasselbach denklemi. Gördüğünüz gibi bu denklemi gerçekten ezberlemenize gerek yok. Çünkü eğer ezberlemeye çalışırsanız muhtemelen birkaç saat içinde buraya artı mı eksi mi koyduğumuzu unutacaksınız. Yani unutabilirsiniz. Hatta a eksi mi yoksa haşayı mı paydaya koyduğunuzu da unutabilirsiniz. Ve bunu unutmanız çok vahim olur. Bu nedenle en güzeli en baştan formülü türetmek. Bana güvenin. Bakın bunu yapmanız sadece birkaç dakikamızı aldı. Üstelik sizin bütün bu basamakları yapmanıza, her basamakta benim gibi konu anlatmanıza gerek yok. Bu yüzden son denkleme hemen gelmeniz an meselesi. Bu da ezberlemekten çok daha iyi. Böylece bu formülü 30 yaşında bile hala hatırlıyor olursunuz. Peki bu denklem neden bu kadar önemli? Ya da göründüğü kadar kullanışlı mı? Bu denklem gördüğünüz gibi pH ve pKa değerlerini birbirine bağlıyor pka da zaten denge için sabit bir değer değil miydi? Tabii bir de asit ve eşlenik bazının derişimlerinin oranı var. Yani ne kadar fazla eşlenik bazım olursa ya da ne kadar az asit olursa ph o kadar fazla yükselir, değil mi? Eğer bu yükselirse burası da düşerse sonuçta ph yükselir. Bu da oldukça mantıklı. Çünkü çözeltide çok daha fazla baz var.